Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bugün 21 Ocak Perşembe günü akşam 10.30 sularındayız. Gümüş kısa vadeli analizimize kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Ee, öncelikle dünkü notları bir okuyalım. Gümüş 10 ve gramda yükseliş trendi devam ediyor. Yükseliş trendinin boyu büyüyecek mi diye not düşmüştük. Ve burada da özetimiz vardı. Ons gümüşte yükseliş trendi devam ediyor. 25.7 direncine geldik ve orayı test ediyoruz. 25.5 üzerinde kaldıkça yükseliş trendine devam Buraların üzerinde bir kapanış yani 25.7'lerin üzerinde bir kapanış bizim yükseliş trendimizin boyunu uzatır demiştik. Gram gümüşte de yükseliş trendi devam ediyor. Kritik direnç 6.16'yı test ettik ve buraların üzerinde bir kapanış bizleri 6.25'lere götürebilir, boyu uzayabilir trendin diye konuşmuştuk. 6.05 üzerinde kaldıkça da bu yükseliş trendinin devam edeceğini sizlere aktarmıştık. Evet, öncelikle ons tarafından başlayalım. Onsta bizim şöyle büyük resimde baktığımız en son düşüş trendi şöyle sert bir düşüşle kendisini bitirmişti Ve sonrasında biz öncelikle onları da gösterelim. Ons gümüş sinyal tablosunda da 25.2'den yükseliş trendine geçtiğimizi konuşmuştuk. Ve tekrar geri dönüyorum analiz sayfasına. Evet şunu tekrar kapatalım. Evet burada da arkadaşlar 25.2'den analiz sistemimize göre teyitlendikten sonra Nereye kadar geldik? 26.1'lere kadar gelmiş durumdayız. Nereden geldik? 24.2'lerden. Fena bir yükseliş değil ama yine de dediğimiz gibi arkadaşlar burada büyük resme baktığınızda aslında burada küçük bir trend mevcut. Ve direnç noktalarından bir tanesine yaklaşıyoruz. Orası da 26.1. Neredeyse oraya test ettik. Yarın burayı da test edebilir arkadaşlar ama ondan sonrası için birazcık zorlanabilir. Çünkü göstergeler yavaş yavaş tepeye yaklaşmaya başladı. Ama burada bizim kritemiz ne arkadaşlar bizim 25.5 üzerinde kaldıkça bizim yükseliş trendimizin ben Devam edeceğimizi ettireceğimizi düşünüyorum Ve sonrasında eğer sert bir yükseliş gelirse de burada 26.5 veya 26.6 dün dediğimiz gibi arkadaşlar Bizim orada direnç sağlayacak noktalar üst noktada da yine 26.9'lar Olduğunu düşünüyorum peki 5 saatlik vadeye bakalım daha kısa vade bize bir ipucu veriyor mu Buraya baktığımda da Şöyle bir destek çizersek, evet arkadaşlar burada da kabaca yine 25.6'lar, 25.5'lerin burada destek olduğunu görüyorum. Şöyle bir taban çizgisi veya şöyle bir taban çizgi çekersek, yani sıkıntı yok. Yukarı doğru şöyle bir kanal devam ediyor. Onu da şöyle yapalım. Şöyle bir tane Fibo ile uzatırsak evet 25.9'da bir direnç olduğunu görüyorum. Bunun üzerinde kapanışlar bizi nereye götürecekmiş bakalım. Evet, 26.3'lere götürebileceğini bizlere gösteriyor. İndikatörlere baktığımda da yükseliş trendinin devam ettiğini görüyorum. Çok büyük bir problem yok. 25.8 üzerinde kaldıkça 5 saatlikte de yön devam edecektir. Günlük bazda da 25.5'ların üzerinde kaldıkça yolumuza devam edeceğiz diye ben düşünüyorum. Şimdi e, yalnız dediğim gibi arkadaşlar burada 26.1 ve 26.5'lerde bir direnç var. Bu bölgeye kadar benim tahminim sanki 25 Ocak'a kadar yani pazartesine kadar bir yükseliş ondan sonra aşağı dönme riskimiz olabilir. 25 Ocak tarihini e, takip edeceğiz zaten her gün analiz yapıyoruz. Evet şimdi gram tarafına dönelim. Gram tarafına. Öncelikle gram gümüş sinyalleri gösterelim. En son 6 TL'den bir yükseliş sinyalini e, oluşturmuştu sistemimiz. Ve 5.81'lerden nereye geldik? 6.21'lere kadar yükselmiş durumdayız. Şu anda 6.13'lerde geziniyoruz. Ve şimdi aleyhis sayfamıza dönelim. Aleyhis sayfamıza da döndüğümüzde burada bir tane direnç noktamız var. 6.26'lardan önce. Dün söylediğimiz gibi arkadaşlar bakın şurada. 6.25'lere götürebilir demiştik ama arada 6.18'lerin olduğunda buraya yazdık mı? Yazmamışız. 6.16 yazmışız. Çok önemli değil. 6.16 6.18 civarında bir direncimiz var. Bugün de gördüğümüz en yüksek seviye 6.21 arkadaşlar. Ama kapanışımız henüz 6.18'ler üzerinde olmadığı için çok e, rahat bir tarafta değiliz. Tabi buradaki durum da e, dolardan kaynaklanıyor. Dolardaki gevşemeden dolayı e, şöyle bir indikatörlere baktığımda e, ben birazcık daha gevşemenin devam edebileceğini düşünüyorum. 5 saatlik devazda da e, bunu birazcık destekliyor. Dolayısıyla e, 6.10 6.08 seviyesine doğru bir gevşeme olabilir. Ama 6.08 üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. 6 TL'den başlayalım, başlayan diyelim arkadaşlar. Şimdi e, günlük bazda baktık. 5 saatlik bazda baktık. E, gram sinyallere baktık. Ons sinyallere baktık. Ve artık özetimizi yapabiliriz. Ons gümüşte yükseliş trendi 5.5 üzerinde Kaldıkça devam direnç 25 nokta e, pardon 26.1 yazamadım 26.6 ve 26.9 destek ise 25.5 ve 25 dolar sonrasında 24.8 yazabiliriz uzak tarafta. Evet bu ons tarafındaki olaydı. Şimdi gram tarafına geçelim. Gram gümüşte de yükseliş trendi devam ediyor. 6.18 test edildi. Hatta 6.21'de de görüldü. Ancak henüz üzerinde kapatamadık. Dolayısıyla bir miktar kar satışı 6.10 6.0 610 civar diyelim, 6 civarına gelebilir. 609 diyelim, 609 üzerinde kaldıkça devam, yükseliş trendine. Direnç burada 618, 621 ve 625 diyelim arkadaşlar. Destek ise 609, 605. Uzak tarafta da 6 TL'ler var. E, dün 6.21 yazdık mı? Evet yazmışız arkadaşlar. Bakın tam 6.21 seviyesinden e, dönmüşüz. 6.21'de 6.18'de bizlere direnç olacak bölgeler. Bakın burada gördüğünüz gibi en yüksek seviye 6.21 olarak gözüküyor. Evet özetimizi de bu şekilde yaptık. E, bugün birazcık yorgun arkadaşlar kusura bakmayın. Fazla sesim çıkmıyor umarım. E, yeterli oluyordur sesim. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın iyi akşamlar.